Markacı hoş geldiniz. Rahat oynamayı seven bir oyuncu. Merhaba, Trabzonspor görselde gel. yine ilk top ona geliyor. gruptan hisseten rahat konumda. <laughs> Teknik Rota'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Fenerbahçe Pendik Spor maç önü videosuyla sizinleyiz. Fenerbahçe Avrupa'da çok önemli bir galibiyet elde etti. Ve Avrupa'daki konferans ligindeki bu galibiyetin ardından tekrar lige odaklanmış durumda. Evinde Pendik spor ağırlayacak ve olası bir erken golle beraber yüksek skorlu bir galibiyet alması oldukça muhtemel gözüküyor. Atmosferin de oldukça iyi olmasını bekliyorum. Çünkü Fenerbahçe açısından Union saint gilloise deplasmanda alınan galibiyet gerçekten kritikti ve önemliydi. Pendik Spor İbrahim Üzülmez'i teknik direktörlük görevine getirdi ve ilk maçında Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Pendik sezonun büyük bölümünde kalesinde en fazla gol beklentisi görülen ve akan ve duran oyunda en çok gol beklentisine müsaade eden takım konumundaydı. Şu anda da bu konumda duruyor ve özellikle devre arasında yaptıkları transfer hamleleriyle ligde kalma adına bir çıkış arayışı vardı. Portekizli hoca Ivo Vieira ile beraber fakat işler ve sağ sonuçları istenildiği gibi gitmedi. İbrahim Üzülmez ile beraber hocanın açıklamasına istinaden bir çıkış arayışı var. Fenerbahçe maçının da bu maç olmasını istiyor Pendik Spor tarafı. Fakat şu şüphesiz onlar için hiç de kolay olmayacak bu maç. Çünkü Fenerbahçe'nin istim üstünde olduğu özellikle de moral, motivasyon ve momentum açısından gerçekten çok konsantre başlayacağını düşündüğüm bir müsabaka. Fenerbahçe'nin Süper Lig şampiyonluğu adına bu tip maçlarda özellikle de iç sahada artık puan kaybına tahammülü kalmadığı haftalar. İsmail Kartal bence elindeki en iyi kadroyu bu maçta yine sahaya sürecektir. Sakatlıklar var, cezalar var iki tarafta da ve Fenerbahçe açısından özellikle stoperde yaşanan arka arkaya sakatlıklar biraz can sıktı fakat geniş rotasyonun avantajını böyle anlarda gözlemleyebiliyoruz. Pendik Spor tarafında da cezalı oyuncular var. Dilerseniz muhtemel 11 tahminlerimizle devam edelim. Önce Fenerbahçe'den başlayalım. Kalede Livakovic'i bekliyoruz yine. Bekler'de Ferdi Kadıoğlu'nun sol bekte, sağ bekte sayı ya da Mert Müldür. Parantez içinde söyleyelim. Çünkü Fenerbahçe'nin bu maçta çağların yokluğunda üç Türk'ü sağlamak adına ya bekte ya merkez orta sahada ekstra bir Türk oyuncu kullanımını görebiliriz. Stoper'lerde Ciku, Ceydin Ozturval'deyi bekliyorum. Sol stoper'de Ceydin özellikle Union saint gilloise maçında gösterdiği olağanüstü performansın ardından bence yine stoper'de değerlendirilebilir ekstrem bir şey olmazsa. Tabi hoca burada Serdar Aziz'i de kullanabilir. Üç türkü böyle sağlamak adına. Bunu da hatırlatalım. Orta sahada İsmail Yüksek'in cezalı olduğu bu maçta Fred, Kurunic ikilisi muhtemelde gözüküyor ama Kurunic yerine Mert Hakan da başlarsa sürpriz olmaz. Hatta Fred, Mert Hakan, Şimanski üçlüsü bence daha ön planda. O yüzden Kurunic'i parantez içine yazabiliriz. Sol tarafta çok formda olan Düşan Tadiç. Sağ tarafta Cengiz Ünder. Santfor'da yine Edin koyu bekliyoruz. Pendik Spor'la devam edelim. Kalede Erdem, Can Polat. Sağ bekte Erdem, Özgenç. Deneyimli oyuncu. Sol bekte Sekuera. Stoperlerde Murat Akça ve Rasulü bekliyoruz. Burada Alparslan'ın cezalı olması sebebiyle Murat Akça'nın oynamasını bekliyoruz stoperde. Orta sahada Lusamba, Endiaye ikilisini bekliyoruz. Burada tabi mit yönünde cezalı olduğunu hatırlatmak lazım. Bu ikilinin hemen önünde Endri Çekici'nin oynamasını bekliyorum. Sol açıkta Mametiyam, sağ açıkta Halil ya da Erencan. Santfor'da ise Umut Nairi bekliyorum. Bireysel analiz noktasında bu maçta iki taraf adına fark yaratmasını beklediğim ve form durumu oldukça yüksek oyuncular var. Fenerbahçe tarafında özellikle Jadon Osterwolde'nin mevcut form durumu, Dušan Tadiş'in mevcut form durumu ve Fred'in de tekrar eski ritmine yaklaşmaya başlaması yavaş yavaş. Açıkçası ilk ön plana çıkan performanslar. Diğer tarafta tabii ki de Ferdi Kadıoğlu'nun bek performansı ve Tadiş'le olan uyumu yine bu maçta fark yaratacaktır. Fred'in tekrar kadroya eklemlenmesiyle Fenerbahçe'nin ideal orta saha yapısına da kavuşmaya başladığını görüyoruz. Bu durumda Fenerbahçe'nin fabrika ayarlarına dönmesini sağladı. Tabi bu maçta Fred'in yanında ben Mert Hakan'ın daha doğru bir tercih olabileceğini düşünüyorum. Hem üç Türk'te problem yaşamamak hem gerçekten Kurniç'e göre şu an Mert Hakan'ın çok daha formda oluşu ve bu maçta da belki bir gol ya da asist yapmasıyla merkezden Mert Hakan'ın katkısı da yine bu maçta yatsınamayacak seviyede olacaktır. O yüzden bence Mert Hakan daha doğru bir tercih. Hem form durumu itibariyle hem de Pendik Spor'a karşı savunma arkası koşular, backstopper arasında yapacağı koşular, koridor koşuları ve oradaki o pas trafiğine katılımı önem arz edecektir. Bir süredir suskun ve form durumunda oldukça fazla dalgalanma yaşanan Sebastian Szymanski, Cengiz gibi oyuncular var. Bu oyuncular bireysel kalitesinden şüphe etmeyeceğiniz ve Süper Lig'in çok üzerinde oyuncular. Ama Fenerbahçe oyunundaki rollerinin tekrar eskiye kavuşması ve belirginleşmesi de gerekiyor. Pendik Spor tarafında Mametian, Umut Nair ve Erencan özellikle hücum hattında bu takımın en güçlü silahları olarak ön plana çıkıyorlar. Halil Akbunar oynarsa da yine bir tehlike unsuru yaratabilir. Ama özellikle Mametian ve Umut Nair'in bireysel çalışmalarını da gözlemliyoruz bu haftalarda ve özellikle Umut mil takıma da seçilebilmek adına çok gayretli ve çalışkan bir dönemden geçiyor. Onu vurgulamak lazım. Orta sahada NDI'ye enerji katlı takıma Mithio ile beraber bu takımın daha fazla puan toplaması adına yapılmış önemli hamlelerdi. Fakat orada NDI'nin de tekrar böyle bir uyum, adaptasyon sorunu yaşadığı maçlar olduğunu gözlemliyoruz. İbrahim Üzülmez ile beraber oynanacak oyun, strateji bu ne olacak? Burası da çok önemli. Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda nasıl bir strateji gidecekler? Bu da bireysel performansları şüphesiz etkileyecektir. Burada Pendik Spor adına bireysel anlamda dezavantaj doğurma ihtimali olan taraf ise savunma hattı. Savunma hattında yaşlı, ağır, bireysel hataya çok müsait oyuncular var. O yüzden savunma konsantrasyonunu da yukarı çıkarmak ve oradaki oyuncuların hatalarını en aza indirmek Pendik spor adına önem arz ediyor. Diğer taraftan Fenerbahçe için de bu hataların üzerine gitmek avantaj doğurabilir. Taktiksel öngörülerle devam edelim. Öncelikle Fenerbahçe'nin ağırlıklı olarak topa sahip olacağı bir maç olacaktır ve dar bir blokta Fenerbahçe yine hücum etmeye çalışacak. Yine yerleşik savunmaya, yerleşik hücum beklentisi içerisinde olacağımız bir maç. Pendik spor'un tamamen kapanıp hızlı hücumlar kovalayacağını ve oldukça yoğun bir blok karşılaması yapacağını sayısal olarak eksilmemeye çalışacağı bir merkez kurgusu olacağını düşünüyorum. Burada tabi Endri Çekici, Endiaye bu oyuncular alanları kapatmaya çalışacaklardır olabildiğince. Diğer taraftan orta sahada Lusamba ise biraz daha savunma önü rolleri üstlenecektir. Fenerbahçe bu yerleşik savunma hattına karşı yine en doğru en güvenilir opsiyonları bulmayı hedefleyecek ki bu söylemin ardından akla ilk gelen oyuncu bana göre Dušan Tadić, Ferdi Kadol hattı. Bu hattı işlemeye devam edecektir Fenerbahçe. Özellikle de orada Erdem'in yaşayabileceği zafiyetler Murat Akça Erdem arasını işleyebilmek ki Murat Akça'nın oynaması bekleniyor ama olası bir değişiklikle de yine bence bu sağ stoper sağ bek arasına Fenerbahçe'nin olabildiğince hücum aksiyonu gerçekleştireceğini düşünüyorum. Bu işin diğer tarafında Fenerbahçe'de savunulması güç oyuncu sayısı az değil. Haliyle sağ bek ve Ha ön oyuncular arasındaki uyumlulukta beklenmeyen durum gibi dursa da Fenerbahçe açısından skor üretimi olabilir en azından oyun kurulumu esnasında. E tabi ki de burada merkez orta sahada Fred'in oynayacağını ve Fred'in yanında Mert Hakan'ın oynayacağını öngörüyoruz ve Mert Aykan'ın da bu sürpriz koşları çok iyi yaptığını, bu alanlara çok iyi girdiğini özellikle solda veya sağda bu iki alana da üçüncü adam koşularını yaptığını ve oradaki pas trafiğine üçgenlere katılıp koşlar yaptığını söylemek mümkün. Fenerbahçe açısından iki kanatta da backstopper arkasına gitmek koşmak, oraları işlemek, oyunun da kanatlara açılacağını düşünürsek Pendi'nin olası merkez aksiyonlarına karşı, merkezi kapatma aksiyonlarına karşı yine kanat organizasyonlarının Fenerbahçe açısından ya rakip yarı sağa geçtiğinde en önemli hücum silahları olacağını öngörmek mümkün. Fakat burada şöyle bir vurgu yapmak gerekiyor. Böyle kapanan hatta karşı bir tane ekstra dribbling veya bir tane ekstra rakibi ekarte eden hamle bu savunma dengesini genelde bozuyor. Burada da Ferdi Kadıoğlu yapabileceği ekstra dribblinglerle ve birkaç oyuncuyu pasla ya da çalımla koşuyla eksilttiğinde özellikle merkeze koşu yaptığında ki oyun kurulumunda da Ferdi merkeze girip ekstra bir oyuncuya dönüşüp Tadiç'e alanlar açıyor ve burada Fenerbahçe biraz daha farklı bir oyun kurulum şablonuna geçiyor. Stoperlerini de olabildiğince yukarı çıkarıp Ferdi Kadıoğlu'nun da yine bu maçta yapabileceği herhangi bir ekstra aksiyon Fenerbahçe açısından o savunma dengesini bozmak anlamına gelecektir. Bu işleri Fenerbahçe'de yapabilecek oyuncu sayısı da arttığında savunma dengesi bozulacaktır Pendin. Ben erken bir golle Fenerbahçe'nin hızlı bir pas trafiğiyle özellikle pas temposunda yukarı çıkarak bu savunma dengesini bozup erken bir golle bulursa bu maçı çok farklı kazanabileceğini düşünüyorum. O yüzden güçlü olduğu yanlarını çok güçlü şekilde göstererek, erkenden güçlü göstererek başlayacaktır. Özellikle teknik ekip son iki maçtır Hatay deplasmanı, Union Saint deplasmanı. Doğru aksiyonlar, doğru hazırlık, doğru da oyuncu değişiklikleriyle formda gözüküyor ve bu maça da bence iştahlı bir başlangıç yapmak isteyeceklerdir. Özellikle de kapanıp hızlı hücumu tercih edecek bir takıma karşı. Fenerbahçe açısından söylemek istediğim bir diğer öngörü ve detay ise şu. Pendik ön kenar oyuncularından herhangi biri önde konumlandığında özellikle de geçiş hücumlarında Fenerbahçe'nin topu kazanıp aksiyonu başlattığı veya savunma çıkışlarını da buna baz olarak konuşabiliriz. Öyle bir anda ön kenar oyuncularından hücumcularından bir tanesi savunma katkısını veremediği anda Fenerbahçe'nin hem beklerle birebir hem de burada yakaladığı opsiyonda stoperlerle birebir kaldığı geçişte Fenerbahçe'nin çok tehlikeli olabileceğini düşünüyorum. Burada sağ bek ve sol bekle Fenerbahçe kenarları birebire bire kalırsa Şimanski, Ceko onlara yaklaştığı senaryoda içerilere koşular yapacak Fred, Mert Hakan gibi oyuncuların bu aksiyonlarda çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu birebir hücumlar özellikle Ferdi'nin de bindirmeleriyle Tadiç açısından önem arz ediyor. Burada offside çizgisine de dikkat ederek Fenerbahçeli oyuncuların o bindirmeleri yaptığı senaryoda Son çizgiyi rahat kullanabileceğini düşünüyorum ve son çizgiden de rakip savunmaya doğru çekilirken, aksiyonu savunabilmek adına defansa doğru çekilirken Fenerbahçeli oyuncuların bu durumu fırsata çevirip biraz daha cezasız dışına şut bölgesine çevirebileceğini ve buralardan Mert Hakan Fred Shimanski kaleyi gördüğünde gerçekten etkili şutlar çıkarabilecek oyuncuların, gelişine sert vuruşlar yapabileceğini, kontrol edip belki plaseye, köşeye vurabileceği bir aksiyonda görebiliriz. Fenerbahçe'nin bu maçta rakibe kesinlikle geçiş hücumu şansı tanımaması gerekiyor. Çünkü bu noktada bu alanları, bu anları kullanabilecek ve o geçişlerde topu taşıyabilecek Dribbling yapabilecek oyuncular var. Merkezden özellikle Ndiaye, Mametiam, Halil ya da Erencan bu oyuncular alanı bulduğunda, açık alanı bulduklarında topu taşıyabilecek ve savunma arkasında da koşular atabilecek oyuncular. Geçiş hücumu şansı tanımazsa Fenerbahçe dönen topları toplayıp atak devamlılığını sağlarsa yakın konumlanır ve dönenleri de Hemen çabuk kullanabilirse topun ayağından hızlı çıktığı her senaryoda Fenerbahçe kalede gol pozisyonu üretebilecek anda yakalar Pendik. Ama Pendik olası ilk güvenli pası efektif yapar ve bir alan yakalarsa da problem yaratabilir ama... Fenerbahçe'de öyle bir oyuncu var ki Jadon Osterwold'e Çağlar Söyüncü de çok iyi. Stoper'de özellikle bu geçiş savunması açısından. Ciku ile beraber Jadon atletizm seviyesini çok yukarı çıkaracaktır ve Fenerbahçe'nin daha özgür, daha ön plana çıkacak ki buna Osay Samuel'i de dahil ederseniz 3 tane inanılmaz atletizm ve Geçişte tamamen önde konumlanabilirsiniz. Çok oyuncuyla hücum edebilirsiniz. Böyle oyunculara sahipseniz ve az oyuncuyla da savunma yapabiliyor oluyorsunuz. O yüzden Fenerbahçe bütün riskleri rahatlıkla alabilecek durumda. Yine de geçiş savunmasında da konsantrasyonunu kaybetmemesi lazım. Son olarak duran toplardan söz etmek lazım. İki takım adına da duran toplar oyunun durduğu anlar yine planlar üretilmesi gereken aksiyonlar. Özellikle Pendik Spor böyle bir deplasmanda skoru bulmak adına duran toplara çok odaklanacaktır. Fenerbahçe'nin duran topu şansı vermekten kaçınması lazım Pendik Spor karşı. Çünkü Pendik Spor bu anlara iyi hazırlanacaktır diye tahmin ediyorum. Fenerbahçe bu maçta özellikle Pendik Spor savunmasının hamle zamanlaması ve reaksiyon hızı zafiyetlerinden sebep penaltıda kazanabilir. Özellikle Erdem, sağ stoperde Murat oynarsa Murat bu oyuncular biraz savruklar hamle konusunda. Ve Fenerbahçe ceza sahası yayı civarına girdiği anda Ferdi ile, Tadic ile, Şimanski ile Mert Hakan'la orada oynamasını beklediğim Mert Hakan'la bir penaltıda kazanabilir veya o tehlikeli bölgelerde yakaladığı bir duran topla da friki golü de çıkarabilir. O yüzden faul almaya da endeksli ve konsantre bir Fenerbahçe oyuncu grubu hücumda beklediğimi söyleyeyim. Fenerbahçe açısından bu maçtaki önemli durumlardan bir tanesi de kart sınırındaki oyuncular. Fenerbahçe bu maçın ardından ligde Trabzonspor deplasmanına gidecek ve kart sınırında olan oyuncuları var. Tadic, Batshuayi, Sebastian Şimanski, Cengiz ve Bekao gibi önemli oyuncuların kart sınırında olduğunu ki Bekao sakatlığı, Çağlar sakatlığı sebebiyle bu maçta olamayacak ama bu oyuncuların da kart görmemeye odaklanması ve dikkat etmesi gerekecektir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer beğendiyseniz beğeni butonuna lütfen basmayı unutmayınız. Aynı zamanda kanalımıza abone olmayı ve yorumlarda bulunmayı da lütfen unutmayınız. Teşekkür ederiz. Markajda kalın. Markaj'a hoş geldiniz. Rahat oynamayı seven bir ha, başladım. Başladım. görselde yine ilk top ona geliyor. rahat konumda.